TV ekranlarından tüm izleyicilerimize sımsıcak bir günaydın. Ben sunucunuz Özlem Acar. Hafta sonunun en sevdiğiniz programı olan Özlem Acar'la Hayatın Resmi başlıyor. Artık biliyorsunuz ve bizi çok dikkatli izliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz programın her hafta olduğu gibi bu haftada doptolu. Bu hafta yayınımızda kimler var? İlk konuğum beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor Onur Kulaksızoğlu ile bel fıtığı tedavisindeki güncel gelişmeleri. Refleksoloji uzmanı, psikoterapist ve yazar Neslihan Ulusan ile refleksoloji uygulamalarının son olarak geleneksel ve tıp, tamam, tamamlayıcı tıp hekimi uzmanı Doktor Hüseyin Metin ile cilt mezoterapilerini konuşacağız. Sizler tanıtımımızı izlerken ben de ilk konuğum sevgili operatör doktor Onur Kulaksoğlu'nu stüdyoma davet ediyor olacağım. Sizler ekran başında ben de stüdyomda yerimizi aldığımıza göre Özlem Acar'la hayatın ritmi başlıyor. Keyif seyirler. Bel fıtığı neden olur? Hangi belirtileri gösterir? Bel fıtığı ameliyatına nasıl karar verilir? Bel fıtığı tedavisinde mikro cerrahi nedir? Bel fıtıklarında tedavi yöntemlerini beyin, omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı... ...operatör doktor Onur Kulaksızoğlu anlatacak az sonra. Hocam günaydın, iyi hafta sonları nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Bizler iyiyiz, sizler nasılsınız? Göründüğümüz gibiyiz, gayet iyiyiz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Ee, biliyor musunuz iyiyiz demek aslında adettenmiş... Kesinlikle Asıl, öyle. İyiyiz diyerek iyi şeyleri çağırmak lazım. Hep olumlama yap, yapmak lazım. Ben çok inanıyorum lazım. hocam buna. Evet, yani hayatımda öyle. çok negatif şeyler yok. Yani son ne? hatta 3-4 senedir yok. Onun ne? öncesinde ne? vardı yani olumsuz cümleler kullanıyordum ama artık hiç kullanmıyorum. Süper ama e, bizim Vahe Aleksanya'nın bir kitabı vardır. Yani tıp fakültesi başlayınca o kitabı verirler. Bunu oku derler. Orada her canlı mutlaka bir baş ağrısı ve bir bel ağrısı tadacaktır yazar. Kesinlikle. O yüzden de bugün konumuz aslında birazcık belli ağrıyanlardan, eyvah eyvah diyenlerden ee, ama çözüm var mı? Çok güzel çözümler var. Zaten bugün hocam, sürprizlerle dolu evet, çözümleri anlatacağız. E, çok vaktimiz yok ama hani kısıtlı vaktimiz Hı. içerisinde hem ben hem Instagram'dan paylaştığım hem de sevgili izleyicilerimiz bizi çok dikkat takip ettiğiniz için soru ve görüşleriniz bize WhatsApp hattından da bildirebilirsiniz. Sürem yettiğince hocama soruyor olacağım. Tekrar söylüyorum beni tanıyanlar ve bizi izleyenler çok iyi bilir bu konuda çok hassasım. Bizim programlarımız bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Lütfen uzman hekiminize başvurarak işlemlerinizi yaptırınız evet. demek istiyorum. Çünkü en önemli şeylerden biri de bu değil mi o kadar güzel bir şeyin altına çizdiniz ki uzman hekiminize başvurun. Evet. Bak e, şimdi e, ben Anadolu yakasında oturuyorum. Avrupa yakasından her gün giderken kullandığım yolda köprünün altında Viyadük'te kocaman böyle... E, yazı var. Ben, ben görüyorum citrına, onu. Görüyor musunuz? Görüyorum. Ben fıtığına kesin çözüm. Oh bak ya dedim. Hani bir gün aradım. Ne yapıyorsunuz? E, i̇nanır mısınız? Sanayide bir yere çağırdılar. Caraskalla e, şeyi e, ayaklarından hastayı asıp e, omurgasına vurma. Hocam bu işkence. Getirme. İşkence. Tedavi değil. Ben şimdi şöyle söyleyeyim size. <laughs> oradan iyileşen insan falan bekliyorsunuz değil mi? E Hayır, aynı yeri acı, değiştiği için hani zannetmiyordur artık o oran geçmiştir diye tabii düşünüyordur. Canım, Vücudun tabii. diğer bütün organları acıdığı için yani. öyle bir şey ee, yapıldığında. Bilişti bir şekilde kendilerini bilim insanlarına emanet etsinler. Lütfen. Ya zaten yani... hani benim hassasiyetimi <coughs> bütün izleyicilerimiz biliyor. <coughs> benim yapım şirketimin hassasiyetinde <coughs> öyle. Gerçekten biz. Ee, uzman hekimlere danışmanız gerektiğini her seferinde söylüyoruz. Ama şu soruyoruz. bir gerçek yani hayatın ritminde yani sizi de programın ismi e, bir bel olacaktır. Bir ağır kaldırdınız, ters Hı -hı. bir hareket yaptınız. Bel kaslarını güçlü tutmadınız. Olabilir. Ama lütfen yapacağınız panik halde koşa koşa doktora gitmek olmasın ilk planda. Bir o sabıkadan uzak tutup kendinizi Hı -hı. bir iki gün istirahat edin. Ama bilinçsiz ilaç da kullanmayın. Yani ben gittim işte belim ağrıyordu. Ayşe teyze her zaman bir iğnecisi var. İki iğneyi karıştırdı, yaptı. Yok bilmem e, Mehmet amcaya sordum. Şu ilaçları kullan dedi. Böyle bir şey asla girmesinler. Korkunç der. onlar, onlar, korkunç. onlar çok korkunç Ve gerçekten. Ve gerçekten korkunç olan bir başka bir şey daha var. Doktor korkusun daha ağır basıyor. Hatta hatta bizim bel fıtığını tanıyı koymak için biz MR çektiririz. MR korkusu çok ağır basıyor. Çok. Ama bu korkudan kendine zarar verme korkusu sıfır. O gidip ne yediği belirsiz ilaçları kullanmak veya vücutlarına müdahale yaptırmaktan çekinmiyorlar. Peki hocam yani. o kadar güzel anlatıyorsunuz ki nasıl olduğunu da biraz konuşalım mı? Yani Nedir'i biraz anlattık vücudun hani oraya yüklenirmesiyle evet, yani kaynaklandığını. Aslında omur kemiklerimiz muntazam Aha. düzenlenmiş. Yani Hı. öyle güzel yapmış ki Allah'ımız. Yani Bizim omurgamızda 24 tane yer var. Yani 7 tane boyunda, 12 tane sırtta, 5 tane de belde olmak üzere. Ve bu omur kemiklerin arasında da kıkırdak dokular var. Şimdi biz bu kıkırdak doku sayesinde sağa sola esnek bir şekilde e, hareket edebiliyoruz. Bu esnekliği sağlayan buradaki iki disk, e, iki kemik arasındaki disk. Hepsinin de belli derecelerde katkısı var. Yani öne doğru 240-250 derece eğilebilmenin bu 24 tane omur sayesinde olduğunu bilmek lazım. Ama bazen o kadar kötü yüklenmeler yapıyoruz ki. Bu basınçla e, buradaki yumuşak kıkırdak sert kıkırdak çeperinden yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. Kırılmaya başladıkça bizim önce belimiz tutuluyor. Bir bakıyorsunuz bir iki günde geçen bel birkaç günü alıyor. Daha sonra bu sıklık artıyor. Senede bir kere tutulurdum bir ters hareket yaptım mı düzelirdi şeyi istirahat ettim mi düzelirdi ama şimdi düzelmiyor demeye başlarlar. İşte ilerliyor. İlerleyince bakın şurada asıl bizim omuriliğimizin çıktığı sinirler var. Siz anlatırken ben de böyle <laughs> dik, omur, dik. omurgamı <laughs> dikleştirmeye çalışıyorum. Ama çok farkındalık oluyor. Evet. Bunu öğrenmek lazım. Ben bunu biliyorum zaten. Ben bunun eğitimini yıllardır alıyorum. Doğru. Ben 30 yılımı devirdim. Yani burada şöyle söyleyeyim. Ben bunu başkasına anlatarak, başkasının bu konuda dikkatine eğer e, gerçekten buraya vermesini sağlayabiliyorsam benim için en mutlu bugünün kazananı benim. En mutlu kazanan. Şimdi buradaki sinirlere baskı başladığı anda da bel ağrısı karakter değiştiriyor. Kalça ağrısı ve bacak ağrısı olarak aşağı doğru inmeye başlıyor. Eyvah. Sinyaller başladı. Bu sinyalin daha kötüsü sadece ağrı değil. Bu sinir ezilmeye başlayınca ilk önce his kaybı, oh. ikincisi motor kayıp yani kuvvet kaybı. İşte o düşük ayaklar, altına kaçırmalar, ayağını çekmeler falan işte onlar hep ileri dönemde. Peki biz ne zaman doktora başlamıştık? Evet. İki gün istirahat ettiniz, yaptınız bu sabıkalı bir iş. Yaptınız bir kanepe kaldırma veya bir araba itme veya başka bir ters hareket. O hareketten sonra iki gün istirahat ettiniz geçmiyor ise iki gün yatmakla 62 gün yatmak arasında hiçbir fark yok. Hemen üçüncü gün bir hekime başvurun. Birinci basamak hekim arkadaşım bunu çok güzel değerlendirir, bakar, hı hı. muayenenizi yapar, ilaçlarınız gerekirse düzenlenir ama bir hafta buna rağmen geçmedi. O zaman bir beyin omurilik sinir cerrahisi uzmanı bu omurganız için bakmalı, değerlendirmeli, gerekirse de MR çekmeli. Biz şimdi burada şunu yapıyoruz. Aslında kafamızın, kulağımızın üstüne yatıyoruz. Geçer diyoruz, geçmiyor. Geçer diyoruz, geçmiyor. Bacakta ağrılar başlıyor. Aa acaba bel fıtığı mıyım diye bu sefer korkularak gitmemeye başlıyoruz. Sonra bacağınızdaki kuvvetsizlik, yol yürürken böyle burkulmalar, boşa, düşme, düşme, değil boşa mi? düşmeler evet. inanılmaz. Daha sonra ne oluyor? İşte biraz daha ilerleyince buradan korkutmak gibi olacak ama. Erkeklik fonksiyonu bozuluyor, efendim yürümesi bozulduğu gibi altına kaçırmaya başlıyor idrar kaçırmaya başlıyor belden aşağı hissizlik olduğunda işte o zaman e, hiçbir şey hissetmiyor yani taşa mı bastım yere mi bastım yoksa kaldırmam mı bastım fark etmiyor burkularak düşmeye başlıyor hocam Balla kesiyorum. Ee, ben Instagram'da paylaşım yaptığımda tam da bir seyircimiz böyle bir şey sormuştu. Yani hmm. altıma kaçırma gibi bir problem var. Bunun bel fıtığıyla alakası olabilir mi? Yoksa başka bir hekime mi görünmeliyim diye. Hatta notlarım arasında da var. Sevgili izleyicimiz tam olarak şu an hocamız <laughs> Onu bunu atmış oldu. Kadın izleyicilerimiz için şunu söylemek istiyorum. Altına kaçırma olayı zor doğumlardan sonra e, mesanenin yani sidik torbasının aşağı doğru sarkmasına bağlı olabilir. Hı hmm. hı nörojenik bir takım hastalıklarda olabilir ki özellikle beyni tutan bazı hastalıklar. Ama biz üçüncü sıklıkta omurgadaki bu fıtıklardan dolayı olduğunu çok iyi görüyoruz biliyoruz. O yüzden fazla fazla tuvalete çıkmayla başlıyor sonra bakıyorsunuz ki çıkamamaya başlıyor yapamıyor. Ve ondan sonra da bütün oradaki sinir demeti zarar görüyor o fıtıktan dolayı altını hiç tutamıyor. Peki biraz belirtileri hani aslında ipuçlarını verdiğiniz tamam. zaman iki gün yattık yani hani sağlık kalka şey yaptık. Arada devam etti. Doktora gitmedik. Biz hani nasıl olsa iyiyiz güzeliz, Sen hani, idare ederiz i̇şte, dedik. Hani ilerlediği zaman ayakta çekme. Hı. Bacakta özellikle. Özellikle ağrılar... bunu soruyorum ki hani sevgili izleyicilerimize dikkat dikkatle dinlesinler Aynen. Yani, ve hekimlerine başvursunlar. Bu işte aslında tanı siz koymayın. Sizin hı hı. çok güzel bir aslında mekanizmanız var. Mekanizma şu. Arabanız çalınıyor. Yani alarmı ötüyor. Hemen gideceksiniz başında hırsızı kovacaksınız değil mi? Evet. Ama siz alarmı kapatırsanız ne olur? O hırsız arabayı güzelce alır çalar götürür. Doğru. Biz ağrı kesiciye karşıyız. Biz beyin omurilik sinir cerrahları olarak gelen her hastaya ağrı vermiyoruz. Hele hele böyle yeşil reçetelerle yazılan ilaçlar ortalarda geziniyor. Asla sevmiyoruz onları. Çünkü en güzel şey sistem şu ağrı. Ağrı sizi doktora götürür ağrının kesilmesi demek sizin orayı ezmeye devam etmeniz demek. Ağrı bir de zaten hani sıkıntının nerede olduğunu da gösteriyor Nerede olduğunu değil da mi? gösteriyor. Yani düşünsenize biz e, işte diğer canlılar, hayvanlara niye müdahale edemiyoruz öyle hemen hemen çabuk? Çünkü onlar anlatamıyorlar, Bilmiyoruz, gösteremiyorlar, evet. söyleyemiyorlar ki çok ifade ediyorlar. E, ben çünkü köpekte de e, kendi köpeğimde ilk başladığımda Bel fıtığı ameliyatı yaptım. Söyleyemiyor ve belden aşağısı tamamen felç ya. oldu. Ben ondan sonra anlayabildim kendi köpeğimin felç olduğunu ve efendim bir bel fıtığına bağlı olduğumu ki onun sırt fıtığıydı. Ve ben ameliyat ettim. Ameliyattan 40 yıl sonra oynamaya başladı ayakları. Yürümeye başladı. Ya, ne sonra kadar Sonra koşmaya güzel. başladı. Ama bu işte biz çok şanslıyız. Evet. Ağrım var diyebiliyorsunuz. Ağrı nerede bak şurada diyoruz. İşte bacağıma indi. Ayak baş parmağı indi. Şimdi ayak baş parmağımı hissetmiyorum yukarı kaldıramıyorum. Sonra ayak bileğimi kaldıramıyorum. Hep bunlar geçiş süreleri. Ama bazen bir bakıyorsunuz ki bir daha düşük ayakta da gelebiliyor. Bazen birden idrar kaçırmayla da gelebiliyor. O fıtığın cesametine bağlı. Yani ne kadar cüsse büyük ani bastıysa o zaman ciddi bir böyle gürültülü bir tabloyla hasta geliyor. Dün değil önceki gün bir hastam geldi Ambulansa getirdiler. Ambulans, yani ambulansa bile bildirirken inanılmaz zorlanmışlar. Ama yani işin güzel yanı şu. Bir saatlik bir ameliyat, bir mikro cerrahi dokunuş ve hastanın iki saat sonra ayağa kalkıp yürümesi. Tam soracağım soru buydu. <laughs> Ameliyatla mı ameliyat sadece sonra. tedavi edilir? Hayır asla. Ya zaten insanların en büyük korkusu o. Bana bir bel fıtığı tanısı koymanın neden zor olduğunu. Ben ameliyat olduğuna... olmak istemiyorum. Herkeste bu olmak, şey var ya. Ameliyat olmak değil. Ameliyattan sonraki kafasındaki büyüttükler onu ameliyattan uzak tutuyor. Doğru. Doktordan uzak tutuyor. Doğru. Felç olmak, kötürüm kalmak ayağının ayağının hiçbir şekilde hissetmiyor. Veya idrarını tamamen belden aşağı hissetmemekle beraber idrarında tutamama. İşte bu korkular. Aslında geç kaldığında bunlar başına geliyor. Doğru. Bir doğru adreste korku aslında Doğru bir uzman, his. Tabii ki fiziksel olarak başka bir yıpratıma Yıprat. sebep oluyor. Ama o korku şimdi zaman, o zaman e, takdir edersiniz ki insanlar omurgadan ameliyat olup da felç olmuşlar zamanında. Eski sistem ameliyatlarda hatta biz MR bile çıkmadan önce tomografiyle tomografi çıkmadan önce de beline kontrast madde iğne yapıp röntgende bakıyorduk. Nerede tıkanma var ona göre ameliyat ediyorduk. Neresi bile olduğu belli olmadan açık bir ameliyat yapıyorduk open surgery. Yani e, inanın ben bazen hastalarımı açlandık dönme denk geldi o dönemlerde. Hastaya diyordum ki ya hani dayanamıyor musunuz ya ameliyat boş verin falan diyordum. <laughs> ciddi ciddi çünkü e, başarı şansı %50. Peki yeni gelişmeler neler yeni hocam? Yeni gelişmeler aslında şöyle e, bu yüzdeyi izleyeceğiz evet. rahatlatmak ya, adına. Biraz rahatlasınlar. Evet. Gerçekten doğru yerde doğru uzmanı bulsunlar özellikle bu işi mikro cerrahiyle yapan bir arkadaşım, meslektaşım tüm Türkiye'de çok da fazlalaştık artık. Yani bunu 25 yıl önce anlatırken parmakla sayacak kadardık ama şimdi gayet güzel mikro cerrahi sayesinde e, başarılı ameliyatlar yapıyoruz ki bu başarı yüzde 97, yüzde 98. Yani çok insanların yüksek. artık korkmasına gerek yok çünkü. En azından o yüzde ikilik üçlük kısımda da ölür müyüm felç olur muyum falan dediklerinde biz bazı riskleri tabii ki anlatmak zorundayız. Ama o riskleri bırakın bir kenara. insanın o ağrılarla yaşaması zaten mümkün olmayan bir şekilde ayağını kaybetmesi, idrarını tutamaması veya başka fonksiyonlarını yitirmesini bir kenara aldığınızda %97-98 hatta 99'a çıkan başarılarda mikro cerrahi varken hasta hemen kendini teslim ediyor. Çünkü bizim zaten her türlü doğumda bile ...efem sünnette bile yüzde bir binde bir risklerimiz vardır. Tabii ki. İğne yapılırken bile bir damla iki damla orası kan olur. Artı orası şişer morarır. Her şekilde komplikasyon dediğimiz problem olabilir. O zaman hiç iğne yaptırmayalım. Hatta dışarı da çıkmayalım değil mi? Doğru. Yani. dışarı çıktığımızda da taşı takılıp düşebiliriz ve Aynen. Bir kırabiliriz. Her şekilde. Peki hocam mikro mikrocerrahiden sonra hastalar nelere dikkat etmesi gerekir? Şimdi. Ya bu e, böyle spesifik kuralları var mıdır? Mikrocerrahinin özelliği ne biliyor musunuz Özlem Hanım? Onu detaylandırayım çünkü bu sorunun cevabı aslında orada hı hı. dokuya saygılı bir ameliyat yani bir buçuk santim, bir nokta dört santim bir yeri açıyoruz hı hı. belinden o fıtığın olduğu yerde oraya mikroskopu yerleştirip kırk kat büyüterek dokuya saygılı bir ameliyat yapıyoruz yani dokuyu kesmiyoruz, parçalamıyoruz katır katır hani aletlerle parçalayıp dışarıya al almıyoruz açık ameliyat gibi değil sadece oradan girip böyle mikroskop altında güzelce anormalleşmiş olan dokuyu normal dokuya zarar vermesin diye alıp çıkartıyoruz. Başka bir şey çıkartmıyoruz, kazımıyoruz. ama bakın o kadar Doğru, detaylı deformasyonu ki. Deformasyonu daha da Aynen. E, bu iyileşme hızlandırıyor. İşte iki saat sonra hastanın bir şeyler yiyip ayağa kalkması, bir hafta sonra normal hayatına işine dönmesi... Bu sensitif yaklaşımdan dolayı yani duyarlı yaklaşımımızdan dolayı mikrocerrahin özelliği o. Yani bir başka bir hafta dediniz. Mi? Efendim? Bir hafta dediniz. Bir hafta. Muhteşem bir süreç bu. Aynen eğer kendi işiyse zaten güzelce giysini e, ertesi gün giyiyor normal iş yerini denetleyip evine gitsin. Gün içerisinde ben ısrarla söylüyorum benim hastam gezerek iyileşir. Yatarak kavun karpuz büyür sadece. Aa, <laughs> Özellikle gezmesini dolaşmasını istiyorum. Dar kanalda da mikro cerrahi yaptığımız bu fıtıklarda da aynı şekilde. Bir tek vida taktığımız hastalar onun iki katı sürede iyileşiyorlar. O da vidanın oraya kaynama ya, yer etmesi, süresi, yer etmesi. Mi? Ama inanın bazen hastaya ameliyatını anlatıyorum. Hastaya hastalığını anlatıyorum. Böyle bir buçuk iki saat anlatıyorum. Ondan sonra diyorum ki bakın ameliyatta bu harcadığım zamandan çok daha az harcayacağım. 15-20 dakikalık ameliyatınızı ben size iki saat anlatıyorum. Bu kadar korkmayın diye anlatıyorum diyorum. Hocam öyle güzel anlatıyorsunuz ki ama böyle bir dakikam kaldı. Hani bir dakika içerisinde buradan sevgili izleyicilerimize ne söylemek istersiniz ya da uzmanlığınızla alakalı ne söylemek istersiniz? O zaman istersiniz? ben size bir teşekkürle devam etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Neden teşekkür ederim? Böyle programlar bize ne kazandırıyor biliyor musunuz? İnsanların burasında yatan korkuları ben doğru yer doğru adres bulduğumda giderebileceğim diye güven veriyorsunuz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayrıca Hocam. insanlara da şunu söyleyelim. söyleyeyim. hatta korkmayın geç kalmaktan korkun. Çünkü geç kaldıkları zaman bu mikro cerrahinin başarısı var ya yüzde 97-98 hasta günlük gülistanlık normal hayatına dönebilecekken arazlı devam ediyor hayatına ve hayat konforu tamamen bozmuş oluyor. Bir de hocam çok özür dilerim benim aklıma takıldığı için söylüyorum. Hocam biraz önce ağrı kesiciyi sevmiyoruz derken bu hani özlem olarak söylüyorum bunu kendim. yani <laughs> Beliniz ağrıdığında ağrı kesici içmeyin diyor. Yani ağrının yerini tespit edebilelim diye değil Tabii mi? Ki. Yani orada yanlış anlaşılma olmasın. Hani Belfut'un ağrı kesici içmeyeceğiz. İşte <laughs> Onur hocamız buna karşı falan gibi bir şey değil. Hiçbir hekimimiz buna karşı değil. Onu söylemek ee, istedi. Ben bunu hani kendim bunu, olarak bunu anlatmak istedim. bir hekim isterim. verdiği sürece asla karşı değil. Evet. Ama bir hekim vermediyse. Kendi ağrının hani yerini alıyorsa... kapatmak için değil mi? Aynı. O hani e, izninizle bunu da söylemek zorunda durumunda kaldım. Aynı hani sevgili izleyicilerimiz Hiç çok yakından takip vermeyeyim. ediyorlar. Evet. Hiç kimse. Yanlış mesaj olmasın Ama diye. tek yanlış mesaj şudur ağrınızı giderin değil bu yanlıştır ağrı bize sinyaldir Evet onun da bize göstergeleri vardır mutlaka ee, çok sevdiğim bir abim var Hikmet abim ee, bu ağrı kesici alıp alıp o da beyin cerrahıydı ameliyatlara giriyordu bir gün dedi ki bu ağrı kesinin ne kadar lanet olduğunu anladım dedi böbreğimi kaybediyordum dedi yani o kadar masum değillerdir dikkat etmek ama bir hekim eşliğinde bu işi e, gerçekten programlamak lazım Ağzınıza, emeğinize, sağ e, ayaklarınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. ile alakalı çok keyifli sohbetler ettik. Görüyorum sorularınız var, e, notlarım da var. Rejden de geliyor. Hepsini hocamıza iletiyor olacağım. Çünkü süremiz bu kadar. E, ardından gelen konuklarıma da zaman ayırmak durumunda kalıyorum hocam. Tekrar ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Daha uzun sohbet etmek isterim sizinle stüdyomda. İnşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.